Merhabalar. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 6 ve 12 Temmuz haftasında özellikle pazartesi günü ve salı çarşamba günü de aslında çarşamba günü akşam saatlerine kadar kova burcunda ay ve kova burcundaki ay sizin 9. evinizden seyahat edecek. Biliyorsunuz bir tutulma yaşadık bu hafta ve tutulmanın etkilerini de ciddi şekilde aslında eğer ki etki aldıysanız yaşayacağımız bir hafta olacak bu hafta. Tutulma sizin mali konular, para ile finansla ilgili alanınızda gerçekleşti. Ama bu hafta onları çözüme ulaştırmak, mesela yeni bir yol bulmak üzere bir girişim, özellikle haftanın iki günü gelişebilir. Bu uzun seyahatlerle birlikte tatil planları yapılabilir, para ile ilgili kaynaklarla ilgili bazı çözümler arayacağınız bir iki günde olabilir. Böyle bir sorunu olan varsa. Ticari hayatı olanlar için ticaretle ilgili konular bu haftanın iki günü özellikle çok belirgin olacak. Özellikle dikkat etmeniz gereken sizin de çarşamba günü yine ayın kova burcunda fakat saat 9 gibi balık burcuna geçtiği bir gün. Bugün Merkür ve Mars'ın karesi aktifleşiyor. Şimdi Merkür İkizler Burcu'nun sizin yani yönetici gezegeniniz ve şu an hala Yengeç Burcu'nda o retro yapıyor. Yengeç Burcu sizin para evinizden seyahat ediyor yani Merkür. Finansal konulara biraz özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Para ile ilgili konularda özellikle çarşamba günü stresli bir durum söz konusu olabilir. Beklediğiniz veya ödemeniz gereken paralarla ilgili bazı aksaklıklar gelişebilir. Şimdi Mars sizin 11. evinizde ki bu aslında sizin sosyal yaşantınız. Biraz daha arkadaşlarınız, gruplar, katılmış olduğunuz bazı grupların içerisinde beklediğiniz, yani beklentiniz varsa o alanda bir sıkıntı verebilir. Biraz agresyon yükselebilir. Bunun farkında olun. Sağlıkla ilgili de bir sorun getirebilir sonrasında sevgili ikizler. Çarşamba günü evet hepimiz için de önemli, tabii sizin için de önemli, buna lütfen dikkat edin. Saat 21.12'de ay balık burcuna geçecek ve balık burcundaki ay sizin kariyer evinize gelecek. İş hayatınız, işle ilgili konular daha fazla bu iki gün gündeminizde olacak. Perşembe ve Cuma günü de çünkü ay balık burcunda seyrediyor olacak sevgili ikizler. İşle ilgili iş değiştirmek, yeni bir programa başlamak olabilir. Terfi ile ilgili bazı gelişmeler olabilir mesela. Anne baba ile ilgili konular veya hayatınızla ilgili mesela ev yerleşimi, bir ofis değişimi olabilir. Sevgilinizle ilgili önemli bir iş birlikteliğiniz varsa mesela yeni bir karar almanız veya eşiniz de olabilir. Böyle bir hafta ortası sizi bekliyor. Özellikle de bu hafta pazar günü Neptün'ün güneşle bir uyumlu açısı olacak. Tabi buranın yönetici gezegeni de balık olduğu için sizin direkt kariyer evinizi etkiliyor bu durum. Duygusal bir iş yaşamı, duygusal bir yanında çalışan veya çalıştığı kişilerle empati kurabilen bir yaklaşımda olduğunuz için iş hayatı olanlar için konuşuyorum. Aslında burada sanatsal bir yanınız da varsa oldukça tetiklenecektir sevgili ikizler. Sadece sizin için en önemli şey bu Merkür karesi sizi etkileyecek. Çünkü Merkür sizin yönetici gezegeniniz. Cuma gününe geldiğimizde yine bütün gün Ay Balık Burcu'nda ve sizin iş yaşamanızla ilgili alandan geçiyor. Ve şimdi açılarına baktığımızda da Venüs'ün güzel bir açısı var. Jüpiter'e ayın güzel bir açısı var yine akşam üzeri saatlerinde ve Güneş'le güzel bir uyum açısı var. Aslında Cuma günü komple güzel bir gün. İş yaşamınız, aile büyükleriniz veya büyük bir seyahat, büyük bir iş projesi mesela elektrik, elektronikle ilgili bazı işleri olanlar mesela ticaret yapanlarla için çok güzel yerleşimler bunlar. Özellikle Cuma gününü, Perşembe gününü değerlendirin derim. Cumartesi gününe geçtiğimizde ise Cumartesi günü haftanın en kritik günlerinden bir tanesi. Sevgili ikizler, ay
Balık burcunda sabah Koç burcuna geçecek 8'den sonra ve cumartesi pazar günü bu 2 gün Koç burcuna seyahat edecek. Şimdi Koç burcuna geçtiğinde ay biraz daha sizin ilişkiler olabilir. Genç bir ikizlerseniz sosyal çevreniz, arkadaş çevreniz olabilir. Grupların içerisinde organizasyonlar olabilir. Bir yemeğe, bir davete gittiniz mesela. O ortamlara biraz dikkat edin. Stresli durumlar söz konusu olabilir ki özellikle cumartesi akşam üzeri iletişim kurduğunuz alanlara dikkat edin. Merkür ayın karesi var saat özellikle 7 sıralarında. Aman ha tartışmalar can sıkıcı boyutlara gelebilir. Gece saatlerinde ve oldukça da sabırsız bu arada bir hafta yaşayacağız gerçekten. Aceleci, telaşlı. Bu sizi daha çok etkileyecektir. Buna dikkat ediyoruz ve gece saat 23 sıralarında Ay Mars kavuşumu yaşayacağız. Oldukça sıcak bir gün olabilir. Buna da lütfen dikkat edin. Kadersel gelişmeler de yaşanabilir bu arada bugün. Bazı ilişkilerde yol ayrımlarına da gidilebilir sevgili ikizler. Fakat şunu söyleyeyim tekrar size. Merkür sizin yönetici gezegeniniz Yengeç Burcu'nda hala retro. Lütfen çok ciddi hayatınızla ilgili bir karar vermeden önce bu retronun bitmesini en azından ayın 15'inin gelmesini bekleyin lütfen. Pazar gününe geçtiğimizde yine bütün gün Ay Koç Burcu'nda oldukça yoğun, yüksek tempolu, enerji yüksek bir gün pazar günde. Fakat Güneş'le Neptün'ün güzel bir açısı var. Olayı yumuşatan ve bugün Merkür de Es'e döndüğü için özellikle iletişimle ilgili konularda yanlışlıklar, unutkanlıklar mesela, parayla ilgili konularda sorunlar yine verebilir. Bu hafta komple aslında alışveriş yaptığınız her şeye, harcamalarınıza da dikkat edin lütfen. Mars-Merkür karesi parayla ilgili konularda da bazı yanılgılar verebilir. Bunu da lütfen dikkate alın ve güzel, keyifli bir hafta geçirmenizi diliyorum. Lütfen eğer ki tatmin olduysanız veya işte buradan da bahsetmediniz, Deniz Hanım dediğiniz bir konu varsa videonun altına not bırakmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.